Arnavutköy Yeşil Ordular Derneğimizin düzenlemiş olduğu Birlik Beraberlik Kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, öncelikle ilçe başkanımız bizlere onur edip buralara geldiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. İnşallah bundan sonra da ilk seçimde Arnavutköy'ümüzün ilçe başkanı olarak da görev yapmasını temenni ediyorum. Değerli genç başkanım, yapacağınız hizmetlere Arnavutköy'ümüzde hayırlara vesile olmasını dilerim. Değerli kardeşlerim, derneğimiz kuruluşundan bu zamana kadar bütün etkinlikler ve toplantılarda hemşehrilerimizin yanında olduk. Birlik beraberliğini sağlamaya çalıştık. Yeri geldi cenazemiz oldu, yeri geldi düğünümüz oldu. İyi günde, kötü günde hep beraber bir arada olmak olduk. Bundan sonra da olacağız inşallah. Bir destek verip buralara geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. İnşallah bizim de bu çıkmış olduğumuz bu yolda sizlere hayırlı hizmet etmeyi Rabbim bizlerden nasip etsin. Değerli kardeşlerim, hepimiz farklı görüşten insanlarımız olabiliyor. Ama bizlerden Anadolu Yeşil Ordular Derneği yönetimi olarak da arkadaşlarımız temsil noktasında Arnavutköy AK Parti meclis üyesi aday adı olarak da bizlere gösterdiler. Yıllardır AK Parti kuruluşundan bu zamana kadar gençlik kollarına, yönetimine kadar, ilçe yönetimine kadar siyasetin içinde yer aldık. AK Parti Siyaset Akademisi'ni okudum. Gerçekten bana çok büyük değer kattı. AK Parti Siyaset Akademisi'nde meclis üyesinin görevi nedir? İl genel meclis üyesinin görevi nedir? Belediye başkanının görevi nedir? İnsanlara nasıl bir hizmet alınır? Stratejik plan nedir? Bunların tecrübesini aldık. İnşallah bu tecrübeyle sizlerin desteği, ilçe başkanımız ve belediye başkanımız bizleri de kendilerinde yönetimde görmek isterlerse siz de Anadolu Belediye arasında bir köprü olmak istiyorum. İnşallah Rabbim bizlere sizleri mahcup etmeyecek, hayırlı hizmet etmeyi bizlere nasip edecek. Bu derneği kurmak için çok emek sarf ettik. Çok mücadele ettik. Yeri geldi, kapı kapı dolaştık. Yeri geldi, insanlarımızı evlerinden tanımaya çalıştık. Değerli başkanım, burada bir emek sarf ediliyor. Bu insanlarımızın da beklentileri oluyor. İnşallah 20 Şubat'ta belirlenecek olan listede sürpriz bir kişi olaraktan değil de inşallah buralara emek veren, her daim orduların yanında olan, birlik beraberliğini sağlamak isteyen kardeşimizi bu insanlarda görmek istiyor. Hayal kırıklığına da uğramak istemiyor. Biz hep beraber, hep birlikte en iyi bir şekilde mücadele edip AK Parti'mizin hem Büyükşehir'de hem de Anadolu'da en iyi bir şekilde üst seviyelerine çıkmasını istiyoruz. Değerli başkanım, tek temennimiz bu. Biz Anadolu'da büyüdük, Anadolu'da yetişiyoruz. Burada doğduk, burada ekmek yiyoruz. Çoluk çocuğumuz burada yetişiyor. Bu hizmetten de faydalanacak olan kişiler de bizler olacağız başkanım. Onun için her birliğiyle hep beraber, hep birlikte hareket edip Anadolu köyümüzün daha iyi gelişmesi, kalkınması için mücadele edelim diyoruz. Tekrar programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Var olun. Var olun. Değerli arkadaşlar, değerli başkanım, öncelikle bu pazar günü tarihinde bizlere yuvanızı, derneğinizi açtığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Başta Adem Başkanıma teşekkür ediyorum çünkü böyle güzel bir topluluğu bir araya getirmiş. Burada çok değerli muhtarımız var, muhtar adaylarımız var, STK dernek başkanlarımız var. Hepsini ayağına sağlık. Tabii meclis üyeliğinden açıldığı için ben biraz meclis üyeliğinin üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi AK Parti'miz sizlerin gibi değerli insanların teveccühüyle değer kazanıyor. Bugün nasıl 10 tane belediye başkan adayımız vardı ve hepsi birbirinden değerliydi. Hepsi AK Parti'de hizmet yapabilmek için eline taşın altına koymaya hazırdı.
Bunlardan Mustafa Candaroğlu başkanımıza nasip oldu ve o da bayrağı Ayşin başkanımıza alıp daha da yukarılara taşımak için gayret gösterdi ve bunun için de çalışmalar da başladı. Meclis üyeleri aday adaylarımız yaklaşık 200 tane meclis üyesi aday adaylarımız var. Hepsi birbirinden değerli ve hepsi bu görevi layıkıyla yapabilecek abilerimiz. Tabii görev verilir verilmez ama bizim amacımız AK Partili, AK Parti belediye hizmetçinin hizmet anlayışını daha da ne kadar yukarı taşırız onun peşindeyiz. Adem başkanımıza çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum. İnşallah Allah nasip eder. Belediye meclis üyesine gelir ve sizlerin, bizlerin daha doğrusu Arnavutköy'ün haklarını savunma adına, hizmeti daha iyi yapma adına bizlere destek olur. Bizler her ne kadar sizler Ordulu, bizler de Trabzonlu isek Arnavutköy'de yaşıyoruz. Arnavutköy'de doğduk, Arnavutköy'de büyüdük ve burada ticaretin içindeyiz. Hep beraberiz. Bu simalara baktığımız zaman herkesle hemen hemen tanışıyor. Yani biz Arnavutköy'ün paydaşlarıyız. Biz 20 yıldır Arnavutköy'de yapmış olduğu, AK Parti'nin gerçekleştirmiş olduğu bir hizmet anlayışı var. Bunun tecrübesiyle ve bizlerin de heyecanıyla inşallah yeni dönemde Mustafa Başkanımızla beraber AK Parti'yi bu çıkmış olduğu yolda hizmet anlayışını daha da ileri getirmenin peşindeyiz. Murat Kurum Başkanımızın selamlarını size iletiyorum. Mustafa Candaroğlu Başkanımızın da selamlarını iletiyorum.